Arkadaşlar merhabalar. Merak edilen konulardan birisi Rusya e-vizesi. Rusya e-vize videoyu çektiğim tarihten 15 gün önce verilmeye başlandı. Ve başvurunun açıldığı gün e-vize başvurusu yaptım. E-vizemi aldım ve o e-vizeyle şu an Rusya'ya geldim. Rusya'da St. Petersburg şehrindeyim. E-vizeyi danışmanlığını yapıyorum. Danışmanlığı yapmadan önce kendim tecrübe etmek istedim. Sınırda neler istiyorlar, neler soruyorlar bunları görmek istedim. Girişte bana herhangi kalacağım yer, sigorta, bunlarla ilgili herhangi bir soru sormadılar. Sadece pasaportumu ve e-vizemi, çıktısını bir kağıda almıştım. Onları sınırda gösterdim ve ülkeye girişime izin verdiler. E-vize konusunda gerekli bilgileri, gerekli açıklamaları bu videoda yapacağım. Evet arkadaşlar, kendim deneyimlemiş olduğum Rusya e-vizesinin danışmanlığını yapıyorum. Öncelikle size Rusya'nın vize çeşitlerinden bahsedeyim. Rusya'dan herhangi bir belge almadan, davetiye almadan hangi vizeleri alabilirsiniz? 1. 30 günlük Rusya turistik vizesi, $140 ücreti. 2. 3 ay tek girişli Rusya vizesi, ücreti $200. 3 ay 2 girişli Rusya turistik vizesi, ücreti $265. 6 ay çok girişli ki bunu genelde sık gidip gelen müşterilerim tercih ediyor. 6 aylık süreniz var. O 6 ay içerisinde dilediğiniz zaman gidip geliyorsunuz. Tek bir kuralı var. 6 ay süresince Rusya'da kaldığınız günler toplamda 90 günü geçmemesi gerekiyor. 6 aylık çok girişli vizenin ücreti ise $350. Şimdi buna 5. seçenek olarak da 16 gün, maksimum 16 güne kadar kalmanızı hak veren Rusya e-vize kullanıma başlandı. Rusya e-vize için bana pasaport göndermenize gerek yok. Pasaportunuzun fotoğrafı, vize için bir adet fotoğraf ve açıklamada, daha doğrusu almak isteyenler bana WhatsApp'tan, ekrandaki WhatsApp numarasına ulaşsın. Hangi bilgiler gerekiyor? O bilgileri ben size yazayım. Bilgileri bana gönderiyorsunuz. Pasaportunuzun fotoğrafını gönderiyorsunuz. Bir adet de e-vize için fotoğraf gönderiyorsunuz. Bunlarla ben e-vizeniz başvurunuzu yapıyorum. Başvuru yaptıktan sonra 4 iş günün sonunda, yani 5. iş gününde vizeniz hazır oluyor. E-vizede 2 aylık kullanım süresi var. Örnek veriyorum, Eylül'den örnekle gidelim. 15 Eylül'de e-vizeyi aldık. 15 Eylül ile 15 Kasım arasında size 2 aylık süre veriyor. Bu 2 aylık sürede isterseniz Eylül'de, isterseniz Ekim'de, isterseniz de Kasım'ın başında bu 16 günlük hakkınızı kullanabiliyorsunuz. E-vize başvurusunda diğer vizelerden farklı olarak dilerseniz Rusya'daki bir arkadaşınızla yazabiliyorsunuz. Biliyorsunuz turistik vizelerde, basılı konsolosluğa teslim ettiğimiz vizelerde bir otel göstermek gerekiyordu. Orada kişi yazamıyordunuz. Voucher belgesi düzenleniyordu. E-vizede ise bundan farklı olarak, eğer Rusya'da yanında kalacağınız birisi varsa, otel değil de o kişinin ev adresi, ismi, soy ismi ve telefon numarasını girerek kalacak yer bölümüne bu şekilde geçebiliyoruz. Vakti olmayanlar, yanlış yapmak istemeyenler e-vize danışmanlığında benimle çalışabilirsiniz. Bunlar için bana evrakları göndermeniz, daha doğrusu fotoğraflarla beraber bilgileri WhatsApp'tan atmanız yeterli. Herhangi bir adresime pasaport göndermenize gerek yok. Kalacak yer için, arkadaşı olmayanlar için de hiç sorun değil. Ben size gerçek bir rezervasyon gösteriyorum. Bana uçak gününüzü söylemeniz yeterli. Örnek veriyorum, ben 20 Eylül'de gitmek istiyorum. 20 Eylül ile 25 Eylül arasında bana, örnek veriyorum, Petersburg şehrinde veyahut da Moskova şehrinde bir tane gerçek otel rezervasyonu gösterin dediğin zaman, ben vize başvurusunda o otel rezervasyon işlemini de yine ben yapıyorum. Onun için herhangi bir ücret almıyorum. Size havalimanında arasalar bile, evet gerçekten burada rezervasyonu var denilecek bir tane otelde rezervasyon yapıyorum. Ha, siz ülkeye girdikten sonra o otelde kalmak isterseniz resepsiyonda otelin ücretini ödeyip kalabilirsiniz. Kalmak istemiyorsanız da dilediğiniz yerde, sınırı geçtikten sonra dilediğiniz yerde kalabilirsiniz. Rusya e-vize ile gidebileceğiniz şehir sayısı çok fazla. Çok önceden bu e-vize sadece birkaç şehirde geçerliydi ama günümüzde artık, yani Rusya'ya giden herkesin kullandığı ya da kaldığı şehirlerin birçoğunda geçerli. Vladikavkaz'dan tutun da St. Petersburg'a, diğer tarafta da Soçi'den Vladivostok'a kadar yaklaşık 30'un üzerinde şehire bu e-vize ile gidebiliyorsunuz. Alması çok kolay ve hazırlanma süresi çok kolay. Yani bugün karar verdiğiniz 5 gün sonra yolculuğa çıkabiliyorsunuz. Bu büyük kolaylık. E-vize hakkında merak ettiklerinizi bana WhatsApp'tan, ekranda yazan numaradan, Instagram'dan ulaşıp sorabilirsiniz. Vize başvurularınızda dediğim gibi bana bilgilerinizi gönderirsiniz. Vize ücretini gönderirsiniz. Ben vize başvurunuzu yaparım. Hazır olduğunda da PDF olarak size gönderirim. Rusya'ya giderken çıktısını yanınıza almanıza yeterli. Başka bir şey almanıza gerek yok. Ben e-vizeyi aldığımda her ihtimale karşı kendime seyahat sigortası yaptırdım. Aslında 2 günlüğüne gitmiştim. Her ihtimale karşı 7 günlük seyahat sigortası yaptırdım. Gerçek bir otel rezervasyonu yaptırdım. Sınırda belki sorarlar diye. Açıkçası sınırda bana hiçbir şey sormadılar. Sadece pasaportumu verdim. Vizen nerede dedi. E-vizenin de çıktısını almıştım. E-vize çıktı aldım. Kağıdı pasaport kontroldeki memura verdim. Ona baktı.
Ondan sonra bana nerede kalacağımı, sigortamı bunların hiçbirisini sormadı. Direkt ülkeye girmeme izin verdi. Ha siz eğer seyahat sigortası yaptırmak istiyorsanız yaptırabilirsiniz. O size kalmış ama benim için gerek yok. E-vize başvurusunda otel haricinde uçak rezervasyonu da gerekmiyor. Vizeyi aldıktan sonra otel rezervasyonu, vizeyi aldıktan sonra uçak rezervasyonunuzu ya da uçak bilet satın almanızı yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bunlar gerekmiyor. Rusya seyahatiniz için, Rusya vizeler için, bunun haricinde diğer davetiyeli vize çeşitleri için de aşağıdaki numaradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.